Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte dünyaya yaptıklarıyla nam salmış 6 tane ünlü hacker'a bakacağız. İlk ismimiz kuşkusuz hacker'ların babası olan Kevin Mitnick. 90'lı yıllara şöyle bir geri döndüğümüzde DAC adında bir şirketin network'ünü hackleyen ilk hacker da Kevin Mitnick. Zaten olayı burada başlıyor. Mitnick'in hayatındaki en önemli dönüm noktası da Susan ve Roscoe adı verilen iki arkadaşıyla, ki Susan kendisinin kız arkadaşı olur, tanışması oldu arkadaşlar. Bu üçlünün bildiği şey şuydu arkadaşlar, hani siz Steam'e giriyorsunuz ya da ne bileyim polis arada bir mesaj atıyor ya, kendisini polis olarak tanıtanlara kanmayın falan filan diye. İşte bu üçlü dünyada bunu ilk yapan ekipti. Ben bilmem nereden geliyorum, bana para gönder gibi yöntemlerle milletten para afırıyorlardı. Tabi yıllar yerinde durmuyor arkadaşlar. Teknoloji gelişiyor. Mitnick ve ekibi de telefon kablolarından bilgisayarlara geçiş yapıyor. Günün birinde Mitnick'le kız arkadaşı ayrılıyor. Kevin Mitnick'le o dönem ekip arkadaşı Roscoe ile birlikte Vax üzerine kurulu olan bilgisayar ağlarını hacklemeye çalışıyor. Susan rahat durdu mu? Hayır, durmadı. Gitti bu ikiliyi ihbar etti ve 90 günlük bir inceleme sürecinin ardından Mitnick ilk 1 yıllık gözetim cezasını almış oldu. Ekip arkadaşı Roscoe, Kevin Mitnick işleri büyütüp FBI'nin güvenlik ağına sızmaya çalışırken patladanak bu sefer de o ihbar ediyor. Hem de FBI'ya. Mitnick yine cezaevinin yolunu tutuyor, çıkıyor, rahat duruyor mu? Tabii ki de durmuyor. Bu sefer de gidiyor bir tane parlak fizik öğrencisinin bilgisayarına sızıyor. Ne oluyor? Öğrenci durumu fark ediyor. İnternet servis sağlayıcısını arıyor. Meğer bizim Mitnick şehrin bütün internet ağına sızmış. Bunun sonucunda da 5 yıl hapis cezası alıyor. Bu ceza da 2003 yılında bitiyor. Bir tane şirket açıyor, adı Mitnick Güvenlik Danışmanlığı. Şu an orada helal ekmek parası peşinde. İkinci sıradaki ismimiz Kevin Paulsen. Radyolarda, televizyonlarda gösteriler oluyor. İşte bizi 100. kişi arayın, size Porsche vereceğiz diye. Bu adam ne yapıyor biliyor musunuz? Radyomun sistemine sızıyor ve kendisini 100. aranan kişi ilan ediyor. Ne oluyor? Porsche'u kapıyor. Buraya kadar olay biraz komik fakat Paulsen rahat durmuyor. Ben bir de FBI'nin sistemine sızayım diyor. Tabi bunu demesiyle olmuyor bu işler. FBI çatladanak diye kafasına çöküyor. Polis de şundan peşte takılıyor arkadaşlar. FBI'nin elinde bulunan tüm telefon dinlemelerine eleman çöküyor. Jonathan James'e bakalım. Her şey 18 yaşında devletin ağlarını hackleyip hapse düşmesiyle başlıyor. Bu da kendisine dünyada 18 yaşından küçük olup tutuklanan ilk hacker ünvanını veriyor. NASA gibi dünya devi ağlara sızan Comrade'ın tek amacı o ağın nasıl çalıştığını öğrenmekti. Tabi bu sırada 1.7 milyon dolarlık kaynak kodunu kendi bilgisayarına indirmesi NASA'ya ilginç bir ders olmuş. Hatta kendisinin hiçbir suçu olmamasına rağmen evi FBI tarafından basıldı, bin bir çileyle uğraştı durdu. Bu kadar baskıya dayanamayan James 2008 yılında intihar ederek hayatına son verdi. İntihar ettiğinde de 25 yaşındaydı. Albert Gonzalez var arkadaşlar. Albert arkadaşlar adı Shadow Crew olan bir tane hack ekibinin başında yer alıyordu. Ünleri de 2 yıl içerisinde 170 milyondan fazla kredi kartı bilgisi çalmak olarak tarihe yazıldı. Ek olarak arkadaşlar 4.3 milyon değerinde sahte pasaport, kimlik, sağlık karnesi bilmem ne falan filan gibi işler üretip ekibini ve kendisini gizleyebildi. Shadow Crew ekibi arkadaşlar yaklaşık 400 kişiydi. Büyük bir operasyonla bunlardan 28 tanesi tutuklandı. Gonzalez arkadaşlar biraz tuhaf birisi. Gidiyor ekibi satıyor, kendisi dışarı çıkıyor ama durmuyor. Hackerlığa devam ediyor. Fakat çekirge bir zıplar, iki zıplar derken bir şirketten 5000 tane kredi kartı hesabı çalıyor. Sonuçta nereye gidiyor? Hapishaneye. Tabii ki de Julian Assange. Kendisinin adını en çok Wikileaks'ten biliyoruz. Wikileaks'in de olayı şu arkadaşlar, böyle özellikle devletlerden ve büyük devlet kurumlarının elinde bulunan gizli belgeleri sızdırıp internette yayınlamak. 2010 yılına gelindiğinde ABD hükümeti kendisini casuslukla suçluyor. Çünkü ABD'nin Afganistan ve Irak'ta yapmış olduğu her şeyi belgeleriyle birlikte kendisi teşhir etmişti. Tabii adamın başına gelmeyen kalmıyor arkadaşlar. 2012 yılından beri Londra'da bulunan Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşıyor. Orada yaşıyor çünkü tutuklanmamak için. Bonusumuza gelelim. Bonusumuz Tamer Şahin. Tamer Şahin de küçük yaşlarda bu işlere başlıyor arkadaşlar. Onda şöyle bir unvanı var. Ülkemizde yasalar tarafından yargılanmıştır. İlk hacker'dır kendisi. 99 yılında Süper Online internet servisini hackleyerek adını ülkemize duyurmayı başarmıştı. Hemen 2 yıl sonrasında o dönem adı Osmanlı Bankası olan bir tane bankanın hesaplarına sızıyor. Oradan bütün bilgileri topluyor. Bir de bankanın database'ine TŞ buradaydı diye bir not bırakıyor. 2002 yılında gelindiğinde Microsoft'un bir tane güvenlik ağına sızmayı başaran Tamer Şahin, Steve Ballmer ve Bill Gates'in özel yazışmalarını olduğu gibi yayınladı. İşte bu olay Tamer Şahin isminin tüm dünyada duyulmasını sağladı arkadaşlar. Fakat şunu
şunu hemen ekliyoruz. Tamer Şahin kendisini beyaz şapkalı, yani etik hacker olarak tanımlıyor arkadaşlar. Yani kendisini güvenlik hizmetlerine adamış durumda. Artık videomuzu kapatıyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şey yorum bölümünden bize sormayı unutmayın. Bir şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Şuraya anket hazırladım. Sizce dünyanın en güçlü hack grubu hangi ülkede bulunuyor ve neden? Neden sorusunu lütfen yorumlarda cevap verin. Artık başka bir web teknoloji çevirinde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.